Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile birlikteyiz. Biliyorum çok uzun bir ara verdim. Evet. Ee, ama biliyorsunuz hani yeni atandım, çalışmaya başladım falan. Bu sene de acayip yoğunum. İki ee, iki okula birden bakıyorum. Bu yüzden de e, pek vaktim olmuyor. Şimdi hazır ara tatile girmişken dedim ki böyle bir e, çıkmış soru videosu çözeyim. 2024 çıkmış soruları çözmemiştim. Şimdi Fen ile başlıyorum arkadaşlar. Fen bilgisi Öğretmenliği 2024 çıkmış sorularla başlıyorum. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. 2024 ataması yani 2023 puanıyla 2024 ataması maalesef e, biraz şey oldu. Geç oldu. Yani mesela biz hani 2022 atamaları 6 ay kadar bekledik. Ve gerçekten çok hani isyan ettik. Ama sizler... Yani gerçekten büyük bir sabır var. Çok daha fazla beklediniz. O yüzden umarım e, hakkınız olanı alırsınız. tabi mülakatlarla ilgili bir sıkıntı da var arkadaşlar. O yüzden de e, herkesin hakkında hayırlısı olsun diyorum. Hemen başlayalım videomuza. Diyor ki sadece inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyen bir canlı türü aşağıdaki gruplardan hangisine ait olamaz? Şimdi sadece inorganik madde kullanacak ve organik madde üretecek bu canlılar hangi canlılar olabilir? Ya fotosentez yapan canlılar olabilir ya da kemosentez yapan canlılar olabilir. Bakıyorum bakteriler içerisinde arkadaşlar siyanobakteriler vardır. Bunlar e, fotosentez yapabilen bakterilerdir. Yine arkeler içerisinde de kemosentez yapan arkelerin olduğu biliniyor. Bitkiler zaten bildiğimiz üzere fotosentez yapıyorlar. E, tam parazit bitkiler haricinde tüm bitkiler fotosentez yapabilirler. Protistler içerisinde işte öglena, paramesyum, paramesyum değil özür dilerim. Öglena, alg gibi canlılarda ne yapıyor? Yine fotosentez yapabiliyor. Ama mantarlar içerisinde Fotosentez ya da kemosentez yapan bir canlı yoktur. Mantarlar heterotrof canlılardır arkadaşlar. Şu ana kadar fotosentez ya da kemosentez yapan türü bulunmamıştır. Ki kemosentez için şunu söyleyeyim. Kemosentez kimyasal maddelerin e, yapısındaki enerji kullanılarak organik madde üretilmesidir. Bu kemosentez yapan canlılar da sadece prokaryotlardır. Yani bakteriler ve arkelerdir. O yüzden... E, ökaryot kemosentez yapan bir canlı da henüz bulunmamıştır. Cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki canlıların doğal sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygun değildir? Şimdi doğal sınıflandırmaya baktığımız zaman doğal sınıflandırma nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Bir yapay sınıflandırma var vardı. Canlıların dış görünüşüne Bağlı olarak yapılan sınıflandırılmaydı. Doğal sınıflandırma da ise arkadaşlar canların daha çok genetik benzerliklerine, embriyonik benzerliklerine, bu gibi özelliklerine bakıyorlar. Şimdi diyor ki bakıyorum. Embriyoların gelişim evrelerindeki benzerlikler evet kullanılıyor. Fosillerden elde edilen kanıtlar evet mesela işte e, dinozorların fosillerinden yine işte deniz altında bulunan balıkların fosillerinden kullanılarak canlıların sınıflandırılmasında bunların gen benzerlikleri falan kullanılıyor. DNA nükleotit dizilerindeki benzerlikler tabii ki bu zaten temel başta kullanılan bir sınıflandırma eee şeydir. Söyleyemedim unuttum ama sınıflandırma özelliğidir diyelim. Kökenleri farklı olup aynı işlevi yerine getiren organlar arasındaki benzerlikler. Şimdi kökenleri farklı Görevleri aynı ya da farklı olan organlar. Dursun bakalım. Proteinlerin amino asit dizilerindeki benzerlikler. Arkadaşlar proteinler neye göre sentezleniyor? DNA'ya göre sentezleniyor. O yüzden proteinlerin amino asit dizilerindeki benzerlikler de yine sınıflandırmada kullanılır. Ama kökenlerin farklı olup aynı işlevi yerine getiren organlar bunlar nedir? Mesela kuşun kanadıyla kelebeğin kanadı. İkisi de neye e, yarıyor uçmaya yarıyor ama biri omurgalı canlı biri omurgasız canlı biz bu canlılara ne diyoruz analog organ diyoruz analog organ analog organ kökeni farklı görevi aynı olan organlarda ve analog organlar yapay sınıflandırmada kullanılır dolayısıyla e, biz bunu doğal sınıflandırmada bir kriter olarak alamayız geçelim diğer sorumuza Yukarıdakilerden hangilerinin yapısında proteinler yer alır? Bakalım. Hemoglobin. Arkadaşlar hemoglobin kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan bir moleküldür. Al yuvarların içerisinde bulunur. Yapısında demir ve globin dediğimiz bir protein vardır. O yüzden bunu alırız. İmmünoglobulin, immünoglobulinler de antikorlardır. Antikorlar da yine protein yapılıdır. Bizleri bağışıklık sisteminde mikroplara karşı koruyan yapılardır. İnsülin hormonu, insülin hormonu da protein yapılı bir hormondur arkadaşlar. O yüzden insülin hormonunu da alıyoruz. Protein yapılı dediği için cevabımız hepsi şeklinde olur. E şirkı. Diğer sorumuz Bitki hücre duvarı ile ilgili diyor ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bitki hücre duvarını hatırlayalım. Bitki hücre duvarı şöyle bir yapıya sahip. Şöyle bakın. Şu şekilde bir yapıya sahip. Bu da hücre zarı. Şimdi diyor ki hücre zarının dışında yer alır. Evet hücre zarının dışarısında sert bir yapıya sahip. Doğru. Yapısı mantar hücre duvarından farklılık gösterir. Doğru arkadaşlar. Mantar hücre duvarı kitin yapılıyken kitin Bitki hücre duvarı ne yapılıdır? Selüloz yapılıdır. Selüloz. Selülozu da bu arada hücre zarında bulunan e, enzimler sentezliyor. Bunu unutmayalım. Ana bileşeni peptidoglikandır. Hayır peptidoglikan değil ne dedik? Selüloz. Peki peptidoglikan kimde bulunuyor? Peptidoglikan bakterilerde bulunur arkadaşlar. Bakterilerde hücre duvarını oluşturur. Dolayısıyla bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız yalnız 3 bursa seçeneği olur diğer sorumuza gelelim. Bir hücrede yeni bir lizozomun oluşma sürecinde diyor, yapıların işlev görme sırası. Şimdi lizozomun yapısına bakalım. Lizozomda neler var? Bir kere lizozomun görevi nedir? Hücre içerisindeki sindirimi sağlamak. Sindirim. Peki sindirim için bizim neye ihtiyacımız var? Enzime. Bu enzimler hangi yapıya sahip? Protein yapılı. O zaman en baştan başlıyoruz. Proteinler de üretilir, ribozomda üretilir. Ribozomda üretildiği protein ürettik. Peki bu proteinin enzime çevrilmesi için bir şeyle birleşmesi lazım arkadaşlar. Neyle birleşecek? Gol e, şeyle yardımcı cisimler, yardımcı kısımlarla birleşmesi lazım. Bunu kim birleştirecek? Golgi. Ama Golgi'ye taşınması için kimden yardım isteyeceğiz? Tabii ki endoplazmik retikulumdan. O yüzden ribozomdan sonra endoplazmik retikulumda taşınır. Sonrasında Golgi'ye gelir ve Golgi'de de paket haline getirilir. Enzimlerin işte yardımcı kısımları varsa takılır. Etrafı zarla çevrilir. Hücre zarı benzeri bir yapıya sahiptir biliyorsunuz organel zarları da. Golgi cisimciği bunu da üretiyor. Daha sonra bunu paket halinde hücre zarına veriyor arkadaşlar. Yani ribozom endoplazmik retikulum golgi şeklinde gider. Yani 2-3-1 şeklinde gider. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için ATP kullanımına gerek yok? Sinir hücrelerinde uyarının iletilmesinde gerek vardır arkadaşlar. Çünkü neden? Sinir hücrelerinde sodyum potasyum pompası çalışıyor. Bu yüzden de ihtiyacımız var. Solunum gazlarının hücre zarından geçmesine. Şimdi solunum gazları nedir? Oksijen ve karbondioksit. Arkadaşlar solunum gazları hücre zarından geçerken difüzyonla geçerler. Dolayısıyla Burada enerji tüketilmez. Bağırsaktan glikozun ve amino asitlerin emilip kana verilmesi. Şimdi glikoz ve amino asit bağırsaktan emilmesi demek az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru besinlerin geçişi demektir. Bu da aktif taşıma ile olur. Aktif taşıma. Aktif taşımada da yine ne olur? ATP harcanır. Kas hücrelerinin kasılması zaten kasılmasında yine proteinler devreye girdiği için ATP kullanılacak. Hücre zarındaki sodyum potasyum pompası. Bakın şurada da sodyum potasyum pompasından bahsettik. Bunların çalışması yine enerji gerektirir. Burada enerji gerektirmeyen hangisidir? Solunum gazlarının hücre zarından geçişidir arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa seçeneği olur. 47. soruya geliyorum. Bir diğer sorumuz diyor ki ökaryot hücrelerdeki hücre döngüsü ile döngüsüyle bakterilerdeki ikiye bölünme karşılaştırıldığında Hangisinin ortak olduğu görülür? Şimdi ökaryotik hücrelerde mitoz bölünme görülürken, mitoz, bakterilerdeki ikiye bölünme olayı amitoz şeklindedir. Bakterilerde sadece DNA işlenir. Daha sonra DNA'lar kutuplara doğru çekilirler ve e, sitoplazma, boğumlanma hareketiyle, pomlanma hareketiyle hücre zarları birbirinden ayrılıyor. Daha sonra da hücre çeperi ayrılıyor arkadaşlar. Biz buna amitoz diyoruz. Mitozda ise bildiğimiz evreler gerçekleşiyor. Diyor ki ortak olanı soruyor. Bir kere DNA her ikisinde de kendini eşlemek zorunda. Çünkü bizim hücrelerimizdeki de DNA'daki bilgi nereye aktarılmalı diğer hücrelere? Bunun için de DNA'nın kendini eşlemesi lazım. O yüzden bu olur. İpliklerin oluşması, iplikleri mitoz bölünmede oluşurken amitozda oluşmaz. Çekirdek zarının eriyerek kaybolması zaten bakterilerde çekirdek olmadığı için çekirdek zarı da eriyemez arkadaşlar. Dolayısıyla ortak olan A yalnız birdir. Sesim için kusura bakmayın. Sesimde bir e, değişiklik var. Diğer soruda ne diyor? Diyor ki yukarıdakilerden hangileri biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur? Bakalım türler arasında rekabetin artması. Şimdi rekabet ne yapacak? İşte bir tür gidecek diğerini öldürecek. Dolayısıyla burada eğer hani bu çekişme uzun süreli olursa türler arasındaki bir birey sayısının azalmasına daha sonra neredeyse türün yok olmasına sebep olabilir. O yüzden bu olur. Bazı türler arasında üzerinde aşırı avlanma. Zaten hani biliyorsunuz bir ara neredeyse balıklar bazı balıkların nesli tükenmek üzere, üzereydi. Mesela İnci kefali gibi sadece Van Gölü'nde bulunan inci kefali çok hani düzensiz avlandığı için, sürekli avlandığı için e, nesli tehlikeye girmişti. Daha sonra av yasağı falan getirilerek çoğaltılması başarıldı. O yüzden aşırı avlanma yine biyolojik çeşitliliği azaltır. Habitatların birbirinden bağımsız küçük parçalara bölünmesi. Şimdi habitatlar canların yaşadığı alandır. Eğer bir alan sürekli küçük küçük parçalara bölünüyorsa arkadaşlar ne olur o alanda? İşte türler arasında bir gen alışverişi olmaz. Daha sonra türler farklılaşmaya başlar. Dolayısıyla bazılarında ölüm gerçekleşebilir. Ortama uyum sağlayanlar, yaşar uyum sağlayamayanlar ölürler. Dolayısıyla bu da biyolojik çeşitliğin azalmasına neden olabilir. Cevabımız E şeklinde olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bir hücrede santral doğma sürecinde olaylarından hangileri bu hücrenin ökaryotik olduğunu kanıt teşkil eder? İlk önce santral doğma olayından bahsedelim. Santral doğma neydi? Şöyle DNA'dan proteine doğru aktarımdı. DNA'dan mesajcı RNA üretilir. Mesajcı RNA'dan da protein üretilir. Protein. Şimdi DNA'nın kendine eşlemesi olayına biz ne diyoruz? Replikasyon. DNA'dan mesajcı RNA üretilmesine transkripsiyon diyoruz. Mesajcı RNA'nın okunarak protein sentezlenmesine de translasyon diyoruz. Burada e, bu olayların nerede gerçekleştiği önemli arkadaşlar. DNA'nın kendine eşlemesi yani replikasyon olayı prokaryotlarda, sitoplazmada, ökaryotlarda nerede? Çekirdekte. DNA'dan mesajcı RNA sentezlenmesi bakın DNA neredeyse orada gerçekleşir bu olay. Yani transkripsiyon olayı. Prokaryotlarda DNA sitoplazmada olduğu için mesajcı RNA üretimi de nerede gerçekleşecek? Sitoplazmada. Ökaryotlarda nerede? Çekirdekte. Protein sentezi de her iki canlı da nerede olur? Ribozomda. Ribozom. Şimdi bakıyorum. Replikasyonun gerçekleşmesi. Her ikisinde de replikasyon görülür mü? Görülür. Dolayısıyla bu e, kanıt teşkil etmez. Öncül mesajcı RNA'nın translasyondan önce değişikliğe uğratılması. Arkadaşlar, santral doğma olayında mesajcı RNA üretildiği zaman mesajcı RNA'ya işte kuyruk takılıyor, başlık takılıyor ökaryotlarda ama prokaryotlarda böyle bir değişiklik, böyle bir durum yoktur. O yüzden bu ökaryotik olduğunu kanıtlar. Translasyonun stoplazmada gerçekleşmesi bir, bir kere translasyon olayı stoplazmada olmaz. Nerede olur? Ribozomda olur. Ha, ribozomun sitoplazmada olduğunu düşünürsek arkadaşlar ee, o zaman hani bunu doğru kabul edebiliriz ama yine ikisinde de sitoplazmada gerçekleşir. Bize farkını sorduğu için cevabımız ne olacak? Yalnız iki bursa seçeneği olur. Geçelim diğer sorumuza. Ökaryotik hücrelerde DNA'nın replikasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Replikasyon olayı DNA üzerinde birden fazla noktada başlayabilir. Evet arkadaşlar, ökaryotlarda birden fazla orijin vardır, replikasyon orijini vardır. Dolayısıyla başlayabilir. Doğru. Replikasyon sırasında DNA'nın her iki zinciri de kalıp olarak kullanılır diyor. E, replikasyon zaten DNA'nın kendini eşlemesi olduğu için iki zincirinde kullanılması lazım ki hani iki tane DNA üretesin. O yüzden doğrudur. DNA'lı gaz enzimi sentezlenmiş olan DNA parçalarını birbirine bağlar. Şimdi DNA replikasyonu düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle bir işte bir kısmının açıldığını şöyle düşünelim. Helikaz enzimi ne yapıyor? Aralardaki hidrojen bağlarını koparıyor, çatalı açıyor. Orijinden açılıyor. Daha sonra 3 üssü 5 üssü yönünde 3 üssü üssü yönünde DNA polimeraz kesintisiz bir zincir sentezliyor. DNA polimeraz sadece 3 üssü 5 yönünde zincir sentezleyebilir arkadaşlar. Diğer tarafa baktığımızda diğer zincirde tam tersi antiparalel çünkü bu DNA zincirleri birbirine bağlanır. Antiparalel bağlandığı için de diğer taraf 5 üssü 3 üssü şeklindedir. Şimdi DNA polimeraz enzimi sadece 3 üssü 5 üssü yönünde sentez yapabildiği için şuradaki olayda bakın şu kısımda alt kısımda tam tersine bir sentez yapamıyor arkadaşlar. Yaparken şöyle yapıyor DNA polimeraz. Geliyor şuradan bir parçayı 3 üstü 5 üstü yönünde sentezliyor. Burada bir parça oluşturuyor. Sonra buraya geliyor. Buraya, burada bir parça oluşturuyor. Burada bir parça oluşturuyor. Biz bu parçaları okazaki parçaları diyoruz. Okazaki. DNA ligaz Geliyor. Bu o kazaki parçalarını birbirine birleştiriyor ve tek bir zincir haline getiriyor. O yüzden bu doğrudur. DNA polimeraz, sentezlenmekte olan DNA zincine nükle nükleotitler zaten söyledik. Doğru. Helikaz enzimi DNA zincirinde meydana gelen hataları düzeltir. Hayır. Helikaz ne yapıyor? DNA zinciri arasındaki hidrojen bağlarını koparıyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Bu arada bu hataları düzelten de yine DNA polimerazdır. Hem zincir sentezliyor hem de eğer bir hata varsa geriye dönük olarak bu hataları düzeltiyor. Cevabımız eşit olur. Diğer sorumuza geçelim. Allellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Alleller nedir? Bir anneden bir babadan gelen bir karakter üzerine etki eden e, bileş yapılara biz allel diyoruz. Mesela şöyle düşünün. Göz, kara, göz rengi karakterini düşündüğümüz zaman göz rengi. Şimdi diyelim ki anneden mavi göz rengine sebep olan allel geldi. Babadan da kahverengi Bakın ikisi de aynı karakter üzerine etki ediyor ama farklı özellikler. Diyor ki bir genin farklı allelleri farklı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Evet bakın dikkat edin mavi kahverengi değil mi? Ne yapıyor? Farklı özellikler çıkarıyor. Doğru. Bir genin farklı allelleri aynı kromozomun farklı bölgelerinde yer alır. Arkadaşlar hayır. Alleller bir kromozom üzerinde aynı yerde yer almak zorundadır aynı yerde. Tamam mı? Aynı kromozomun farklı yerlerinde değil. Farklı kromozomların aynı yerlerinde yer almak zorundadır. Şöyle düşün. Mesela şu bizim birinci kromozomumuz olsun. Şöyle birinci kromozom. Şuradaki de ikinci kromozom olsun. Diyelim ki bu kromozomda Mavi göz alleli buradaysa bunda da mavi göz alleli buradadır. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada farklı kromozom, farklı alleller aynı kromozomda farklı yerde bulunmaz. Bu yanlış. Bir popülasyonda bir genin çok sayıda alleli bulunabilir. Evet. Mesela şöyle düşünün. Tavşanlarda kürk rengi. Dört çeşit kürk rengi vardı ve dört çeşit allel vardı. Değil mi? O yüzden doğru. İnsanlardaki AB0 kan grubunu da düşünebiliriz. Diploid bir hücrede bir genin en fazla iki farklı alleli yer alabilir. Ee, diploid canlılar zaten diploid ne demek? iken iken kromozomlu canlılar demektir. O yüzden bunlar da bir, bir genin iki farklı alleli bulunur demektir arkadaşlar. O yüzden doğru. Bir genin allelleri arasında tam baskınlık veya eş baskınlık görülebilir. Bu da doğru. Bu şu D şıkkı ile ilgili şunu da söyleyeyim da bir biraz yanlış anlaşılabilir. Şimdi diploid dedik evet iken. n Mesela bizde AB0 kan grubu diyorsunuz ki hocam 3 allel nasıl? Hani 2n diploid olanlarda mecburen e, iken görünmek zorunda pardon. iki haller görünmek zorunda diyorsak şöyle. Şimdi 2 kromozomlu olan canlılar şöyledir. 2n. Iki i̇ki tane kardeş kromatit şu şekilde birleşerek ne oluşturur bizim? kromozomumuz oluştu. Biz bunlara diploid canlılar diyoruz. Şimdi bu diploid canlılarda işte bir allel buradayken bir kardeş kromatitteyken diğer allel nerededir? Diğer kardeş kromatittedir. Dolayısıyla bunlarda üçüncü bir kardeş kromatit olmadığı için mecburen ne olacak? İki tane farklı allel en fazla bulunabilecek. Ya ikisi, ikisi de aynı olur ya da ikisi de birbirinden farklı olabilir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Diğer sorumuza geçelim. Sadece fotosistem 1'e sahip olan bir organizma fotosentez sırasında ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi fotosistem 1 arkadaşlar. Fotosistem sadece fotosistem 1 varsa bir kere şöyle bir durum olacak. Fotosistem 1'den ayrılan elektron ne yapacak? Tekrardan fotosistem 1'e dönecek. Dolayısıyla sadece ne olur? Devirli elektron akışı meydana gelir. Fotofosforilasyon gerçekleşir. Arkadaşlar fotofosforilasyon şöyle ee, neydi? İşte fotosentez yapılırken ATP üretimi demektir. Dolayısıyla zaten fotosistemler ATP fotofosforilasyonla ATP üretir. O yüzden doğru. Oksijen üretilir. Şimdi fotosistem 1'e sahip olan organizmalar oksijen üretmeyen organizmalardır. Yani bizim o bildiğimiz oksijenli hani e, fotosentez basamaklarını hani karbondioksit ve su birleşerek besin ve oksijen üretiyor ya besin artı oksijen. Bunlar hem fotosistem 1 e hem de fotosistem 2'ye sahip canlılardır. Ama sadece fotosistem 1'e sahip olan canlılar karbondioksitle işte hidrojen sülfürü birleştirir. Besin artı hidrojen pardon sülfür gazı oluşturur veya karbondioksit artı hidrojen gazını kullanır. Besin üretir. Herhangi bir gaz üretmez. Dolayısıyla bu canlılar sadece fotosistem 1'e sahiptir. O yüzden bu canlılarda ne yapmıyor? Oksijen üretmiyor. Cevabımız bu yüzden 1 ve 2 oluyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çöl bitkilerinin bulunduğu ortama uyumunu sağlayan özelliklerden biri değildir? Bakalım. Geniş alanlara yayılabilen köklerin olması bu bir uyumdur arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor? Toprağın işte su olan bölümlerine doğru kök gönderecek mecbur. O yüzden bu doğru. Daha düşük yüzey alanına sahip yapraklar. Evet bunlarda iğne yaprak var. Terlemeyi azaltmak için iğne yaprak vardır. Ayrıca bunlarda su tomalarda az miktarda bulunur ve epidermisin de altında bulunur. Suyu depo edebilen gövdelerinin olması suyu zaten çok zor buluyorlar. Buldukları zaman da gövdelerini de depo ediyorlar. Bu da bir adaptasyondur. Ortam uyum sağlar. Epidermisin üzerindeki kütükula tabakasının ince olması. Şimdi kütükula ne yapıyor? İşte yüzeye bir tabaka oluşturarak işte şeyi sağlıyor arkadaşlar. Terlemeyi azaltıyor, su kaybını azaltıyor böylece. O yüzden bunlar da kütikulan ince değil, aksine ne olması lazım? Kalın olması lazım ki su kaybetmesin. Bu yanlıştır. Stomaların epidermis seviyesinden daha derinlerde konumlanması. Stomalar terlemeyi sağlayan yapılar olduğu için o yüzden bunlar daha derinlerde, görünmeyen yerlerde bulunur ki su kaybı daha az olsun diye. Cevabımız deniz seçeneği olacak. Gelelim 54. sorumuza. Diyor ki, popülasyon yoğunluğunun taşıma kapasitesinin üzerine çıktığı bir popülasyonla ilgili. Şimdi popülasyon yoğunluğunu şöyle düşünün. Popülasyon yoğunluğu ne demek? Belli bir alanda bulunan birey sayısı demektir. Ne kadar fazla birey varsa yoğunluk o kadar artar. Mesela şöyle düşünün. Bir sınıfta 10 öğrenci olduğunu düşünün. Bir de bir sınıfta 40 öğrenci olduğunu düşünün ne olur? Oradaki popülasyon yoğunluğu artar arkadaşlar. Şimdi e, popülasyon yoğunluğu şurası taşıma kapasitesi olsun buranın üstündeyse. Şimdi taşıma kapasitesi ne demek? Bir alanın en fazla besleyebileceği, barındırabileceği bireysel istemektir. Eğer bunun üzerine çıkarsa orada bir rekabet başlar. Bu rekabet sonucunda da ne olacak? Ölüm oranı artacak. Çünkü artık canlılar besin bulamadıkları için ölümler artmaya başlayacak. Besin için tür içi rekabet artar. Doğru arkadaşlar. E, besin için rekabet artacak ki hani orada zaten birey sayısı buna bağlı olarak azalır. Çünkü belli bir kapasite var zaten. Birey başına üretilen yavru sayısı artar. Şimdi bakın. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bir canlı eğer yaşama derdine düşmüşse üremeyi düşünmez. Bir canlı eğer besin kıtlığı çekiyorsa üremeyi düşünmez arkadaşlar. O yüzden burada yavru sayısı artmaz aksine azalır. Bir canlı bir ortama yerleşiyorsa önce yaşamasının garantisini verir. Daha sonra üreme kısmına geçer. Birey sayısı daha sonra artar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Diğer sorumuz. Tropikal yağmur ormanlarında yaşayan incir ağaçları yılın birçok döneminde meyve verebilmektedir. Diğer ağaçların meyve vermediği dönemlerde bile incir ağacının meyveleri düzinelerce canlı için besin olabilmektedir. İncirlerle beslenen canlılar arasında papağanlar, güvercinler, meyve yarasaları, kemirgenler ve maymunlar gibi birçok hayvan yer almaktadır. Bu hayvanlar bulundukları komünitelerde bazı avcılar için av oluşturmaktadır. Ayrıca incir ağacının gövdesi birçok tür için habitat olmaktadır. İncir ağaçları olmadığında dünya genelindeki tropikal yağmur ormanlarında tür çeşitliliğinin önemli ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir. Bakın bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Kilit taşı tür değil midir? Kilit taşı tür bizim alanda bulunursa oradaki canlıların yaşama şansını artırıyor, canlı sayısını artırıyor, canlı çeşitliliğini artırıyor ama ortamdan yok olursa ne oluyor? Birçok canlının sayısı azalıyor, türü Yok oluyor. Biz buna kilit taşı tür diyoruz. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olur. İstilacı tür zaten bir yere sonradan girip oradaki canları öldüren türdür. Tehlike altındaki tür nesli tükenmekte olan türdür. Endemik tür sadece belirli bir bölgede bulunan türdür. Rekabetçi tür ise birbirleri arasında rekabet eden türdür arkadaşlar. 56. soru. Bol miktarda ve sürekli olarak azotlu ve fosfatlı madde girişinin olduğu bir gölde bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez. Şimdi bol miktarda ve sürekli azotlu ve fosfatlı bir madde girişi var. O zaman burada bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Ötrofikasyon olur. Neydi ötrofikasyon? Şimdi ötrofikasyonda sürekli bir azot ve fosfat girişi var ya, burada fotosentez yapan canlıların sayısı artar. Yani algler artıyor. Alpler artar. Alpler gölün yüzeyini şöyle kaplar. Göl yüzeyini kapladığı zaman buradan suyun içerisine herhangi bir oksijen girişi e, ya çok az olur ya da olmaz arkadaşlar. İşte ışık girişi olmaz. Dolayısıyla ne olur? Buradaki canlılar bir süre sonra ölürler. Yukarıya doğru çıkarlar ve orada bir kokuşma olayı dediğimiz ötrofikasyon başlar. Diyor ki bazı fitoplankton türlerine ait popülasyonlarda aşırı artış gözlenir. Evet, algler dediği zaten fitoplanktondur, bitkisel planktondur. Doğru. Döküntü ile beslenen detritus, det, detritus dediğimiz döküntü ile beslenen organizmaların faaliyetlerinde artış olur. Evet, döküntü dediğimiz zaten ölü canlılarla beslenen demektir. Bir süre sonra canlılar öleceği için ne olacak? Oradaki işte ölü canlılarla beslenen canlı sayısı artacak. Doğru. Göl suyunun ışık geçirgenliğinde artış diyor. Hayır bak göl yüzeyini kapladığı için dedi ki ışık geçirgenliği ne olur? Azalır. Işık geçmez dedik. Bu C yanlıştır. Gölün dip kısımlarında ana, anoksik koşulların meydana gelmesi. Anoksik dediğimiz oksijen eksikliği görülür arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Bazı balık ve omurgasız hayvanların ölümü diyor. Evet bazı balıklar omurgasız hayvanlar ölürler. Bu yüzden de zaten yüzeye çıkarak kokuşmayı başlatırlar. Doğrudur. Gelelim şimdi diğer sorumuza. 3 tane sorumuz kaldı. İnsan kalbinden pompalanan kanın tekrar kalbe döndürülmesinde olaylarından hangileri etkilidir? Şimdi kalbimizde arkadaşlar işte bir emme kuvveti, çekim kuvveti oluşuyor kasılma, gevşeme sırasında bu yüzden ne yapıyor? işte çekiyor kendini. Yine iskelet kasları kasılıp gevşeyerek damarları etkiler ve eee <laughs> <laughs> Özür dilerim damarlardan da kanın yukarı doğru çıkışı aşağı doğru inişi sağlanır Daha sonra yine bizim göğüs kafesimiz genişler Gö Göğüs kafesi genişledikçe göğüs boşluğunda basınç düşer Bu basınçta bir çekme kuvveti emme kuvveti oluşturur Bu da yine olur arkadaşlar Dolayısıyla yine bir de toplar damarların etrafındaki düz kasların kasılması kanın ilerlemesini sağlar Arada öksürüyorum, mola veriyorum. Öksürük peşim bırakmadı. Bir de kızılcık şerbeti izliyorum arkadaşlar arka planda. Sesini kısmış bir şekilde. Arada bir de ona bakıyorum. Ee, baktığımız zaman bunun cevabı ne olacak? Edirne seçeneği olur. Bu arada çok az soru sormuşlar sistemlerle ilgili. Diyor ki insan vücudunda paratormon ve kalsitonin hormon çiftinin kandaki bir maddenin derişiminin düzenlenmesindeki işlevi Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisinin işleyiş şekliyle benzerlik gösterir? Şimdi paratormon kandaki kalsiyum seviyesini artırır, kalsitonin de kandaki kalsiyum seviyesini düşürür. Dolayısıyla bunlar nasıl çalışıyor? Zıt çalışıyor. Diğer bir deyimle antagonist çalışırlar. Dolayısıyla buna benzer hormonları soruyor. Zaten bizim vücudumuzda iki çift hormon vardır bu şekilde çalışan. Biri paratormon kalsitonindir, diğeri de insülin glukagondur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Glukagon kan şekerini artırırken insülin de kan şekerini düşürür. <laughs> Son sorumuz. Bir nöronun dendriti ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi dendrite baktığımız zaman, nörona baktığımız zaman, nöronun kısa küçük uzantılarına biz dendrit diyoruz. Şurada çekirdek var. Burası hücre gövdesidir. Şu kısımda nedir? Aksondur. Diyor ki miyelin kılıfla kaplıdır. Hayır. Dentritlerde miyelin kılıf yok. Miyelin kılıf akson kısımdadır. Yanlıştır. Uyarıların alınması ve hücre gövdesine iletilmesini sağlar. Evet. Bir nörondan veya işte bir kastan uyarıyı alır. Veya duy organlarından gelen uyarıları alır. Aksona doğru iletir. Doğru. İmpulsların. Alıcı bir hücreye aktaran sinaptik uç ile sonlanır. Hayır, sinaptik uç aksonun sonundadır. Dentritte de yoktur arkadaşlar. Yanlıştır. Cevabımız bursa seçeneği yalnız 2 olur. Evet, böylece bitirmiş olduk. Şöyle, evet. Bir arkadaşımız hocam e, çevre sorusu mu demişti ya. Çevre soruları mı varmış sizde? Ben unuttum şu an adını. E, benim çözebileceğim sorular varmış. Eğer bunlar sizde toplu olarak varsa onları çözebilirim bana gönderin. Gmail Gmail'imi de yazayım oraya açıklama kısmına. Bana gönderin, onları da çözeyim arkadaşlar. 2024 böyle fen öbeti sorularını çözmüş olduk. Darısı biyoloji öbeti. Şimdi biliyorsunuz fen öbeti de az soru var. Kısa zamanda çözdüm ama biyoloji öbeti de çok fazla soru var. O yüzden onu birkaç gün çözüp hani böyle kısa kısa onları birleştirmem gerekiyor. Birazcık birkaç gün zaman alabilir. Sonraki videolarda görüşürüz eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz ee, ya da işte e, biyoloji öğreniyorum bir Instagram adresinden gönderebilirsiniz arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın